Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Ahmet Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba hocam. Yorgun argın videolar çekiyoruz hocam. Hayır ben gayet iyiyim. Ben canlandık gencim. Canlandık mı diyorsun? Ben canlıyım, hep öyleydim. Hadi bakalım o zaman. Hocam İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı dedik. Türk Edebiyatı'nı bölümlere ayırmıştık, 3 bölüm ayırmıştık. İkincisi İslami dönem Türk Edebiyatı. İslamiyet evet. Etkisi Türk Edebiyatı. Hocam 10. yüzyılda başladı, 19. yüzyılda bitti. Ne oldu, 19. yüzyılda İslamiyet'i mi bıraktık? Yok. Ne oldu? Niye o zaman bizim edebiyatımız burada sona erdi? Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ondan dolayı. Aynen. 19. yüzyıl. 1800'lü yıllar. Yorgunluğumuz hala devam ediyor. Evet. Ne oldu hocam? Batılı etkili Türk edebiyatına geçişler sağladı. Batılı etkili. Batı etkisine gittik. Batı doğru etkisine mu? Gittik. Çok güzel. Hocam ne demiştik biz? Hı-hı. Tarihten, coğrafyadan, felsefeden, dinden, sosyolojiden. Her şeyden yararlanacağız demiştik. Evet. Sen ne yapıyorsun sen? Telefonun sesini kısıyorum. Ha. O zaman bir de neyden etkileneyim ben? Kültürden de etkileneyim mi? Evet. İşte Batı kültürüne yöneldim. Benim edebiyatımın adı değişti. Batı etkisi Türk edebiyatı oldu. Ama hocam şu 900 yıl içerisinde ben bir sürü eser verdim. Bir sürü güzel iş yaptık arkadaşlar edebiyat adına. Bakın İslamiyet öncesi İslamiyet etkisi Türk edebiyatı da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı olmak üzere. Arkadaşlar divan edebiyatı 13. yüzyılda başlar gördüğünüz üzere. İslamiyet etkisi Türk edebiyatı 10. yüzyılda başlamış. Yüzyılları bilin arkadaşlar. Bakın dolaylı veya doğrudan işinize yarar. Yüzyılları bilin. 10 ve 13. arada 200 yıllık bir evre var. Hı hı. Bu evre ne? Arkadaşlar bu arada şurada bir geçiş dönemi Türk Edebiyatı. Şuraya alacağım. Burada bir geçiş dönemi Türk Edebiyatı var arkadaşlar. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı. Bunları da işleyeceğiz. Hocam nedir geçiş dönemi Türk Edebiyatı? Nedir? Bak. Kutat Gubilik. Hatırladın mı eserleri? Evet. Kutat Gubilik. Divan-ı Lügat-ı Türk. Atabetül Hakayık. Onlar burada yok mu bu derslerde? Divan-ı Hikmet. Bilmem. Evet, biyoloji hocamıza soralım. Hocam yazmakta fayda var. Fayda var. Şu kategoride görmelerinde fayda var arkadaşlar. Aynen. Kalıcı olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Şu hani burada yüzyılları falan görüyorlar ya, aradaki 200 yıllık evre falan filan. Ha, hemen bunları göstermemiz iyi olur. Arkadaşlar buradaki 200 yıllık evreye ben ne ad veriyorum? Geçiş dönemi Türk Edebiyatı adını veriyorum. Ve bu eserleri verdikten sonra artık divan edebiyatım resmen başlıyor. Diğer adı ne hocam? Klasik edebiyat. 13. yüzyılda başlıyor. 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Hocam daha sonra bir de halk edebiyatı var. Aynı evrede başlayan, aynı evrede devam eden ama divan edebiyatı yüksek zümre. Saray çevresi edebiyatı, halk edebiyatı halkın içerisinde. Bizler. Bir edebiyat değil mi? Hocam halk edebiyatı kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Aşk edebiyatı 16. yüzyılda kimle başlıyor? Köroğlu'yla başlıyor. Tekke tasavvufi Türk edebiyatı, diğer adıyla dini tasavvufi halk edebiyatı, dini tasavvufi Türk edebiyatı, tekke tasavvuf edebiyatı şeklinde arkadaşlar. Yine 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden bir edebiyat dönemidir ve anonim halk edebiyatı. Hocam şunu söyleyeyim, Yunus Emre En Baba ismidir. Hocam anonim halk edebiyatı senesi belli değil, anonim çünkü. Doğru mu? Hocam şu anonim halk edebiyatının en önemli şairini bana söyle, sana Boğaz'da Yemek. Arkadaşlara da söz veriyorum, hani arkadaşların önünde. Boğaz'da Yemek diyorum sana. Battaloğlu. Battaloğlu? Öyle biri yok değil mi? Battalname diye bir eser var. Anonim halk edebiyatı. Arkadaşlar hava sazan havası. Doğu hocanız düştü. Hala kopya bakıyor. Yemin ederim. Olmaz, olmaz. Anonim bu. Ismaracaksın bak söyledim. Olmaz. Anonimlerim. Anonim arkadaşlar bu. Hmm. Bunun şairi, sanatçısı olur mu? Yok. Benim. Kulaktan kulağa aktarılan bir edebiyat dönemidir bu. Evet arkadaşlar Boğaz'da yemeğimi yiyeceğim. Şakacıcık. Devam edelim o zaman hocam. Geçtik bunu ve... Ve geldik Batı etkisi Türk edebiyatına. Hani ne yaptık? Batı'ya yöneldik. Hocam Tanzimat edebiyatıyla başladık. Tanzimat fermanıyla ne yaptık? Özellikle Batı'ya yönelmeye başladık ya. Tanzimat fermanıyla içimizdeki Batılılara ayrıcalıklar vermeye başladık. Ve Tanzimat edebiyatıyla da Batı edebiyatına açılmaya başladık. Hocam 1860 yılında kuruldu. 1895 yılında bitti. Bakın arkadaşlar bu tarihleri bilin.
Bir daha söylüyorum, bu tarihler doğrudan olarak da işinize yarayabilir. Adam direkt tarihini sorabilir. İşte edebiyatı cedide dönemi hangi yıllar arasını kapsar deyip şıklar da verebilir. Bu doğrudan. Dolaylı olarak da bilin, bir sanatçıyı işlerken şu tarihler arasında yaşamıştır dediğinde he bu Tanzimat dönemi sanatçısı, bu Fecrati sanatçısı diyebilin, yorum yapın. Hani doğrudan ve dolaylı kesinlikle bu tarihler işinize yarayacak arkadaşlar. 1860-1895 yılları arasında Tanzimat edebiyatı. Diğer edebiyat arkadaşlar, edebiyatı cedide, yani Servet-i Fünun edebiyatı. Servet-i Fünun edebiyatı 1896-1901. Sessiz. Gitti, gitti. Ve geldik Fecri Ati arkadaşlar. 1909-1911 yılları arasında. Milli Edebiyat 1912-1922 arasında. Cumhuriyet Edebiyatı 1923 ve günümüze arkadaşlar. Günümüze kadar geliyor belli değil hani. Devam. Cumhuriyet devam ettiği için. Anlaştık mı arkadaşlar? Lütfen, lütfen diyorum size şu tarihleri bilin. Arkadaşlar Milli Edebiyat dönemi bazen karşınıza Milli Mücadele dönemi Türk Edebiyatı olarak da çıkabilir. Milli Mücadele dönemi Türk Edebiyatı. Tamam mıyız arkadaşlar? Şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bir daha hemen toparlıyoruz. Türk Edebiyatı 3 başlıkta işleniyordu. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisi Türk Edebiyatı ve şimdi Batı etkisi Türk Edebiyatı. 3'e mi ayrıldı? Yakalaman lazımdı. Bir geçiş dönemi var. Ay bir saniye, 3'e ayrıldı hani. 3'e. Bir üçleme varsa arkadaşlar, Ahmet Hoca'nın da dediği gibi kesinlikle bu bir soru tarzıdır. Sorudur arkadaşlar, kesinlikle sorudur. Hangisi Türk Edebiyatı'nın dönemlerinden biri değildir? A. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. B. İslamiyet etkisi Türk Edebiyatı. C. İşte Batı etkisi Türk Edebiyatı. D. Edebi akımlar edebiyatı. Var. Var edebi akımlar edebiyatı. Akımlardan sormuş adam. Böyle bir başka oluşturmuş hani, uydurmuş. İşte hocam hangisi Batı etkisi Türk Edebiyatı'nın bölümlerinden biri değildir? A. Tanzimat. B. Edebiyatı Cedide. C. Fecrati. D. Divan Edebiyatı. Divan Edebiyatı neredeydi? İslamiyet etkisindeydi. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın soru kalıpları belli. Bunların notlarını alıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle alıyorlar. Kesinlikle tekrar alıyorlar, bileceklerdi. Evet. Var mı başka bir diyeceğin? Görüşürüz.